Bu akşam özel ve çok önemli bir konuğum var. Hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederim. Emekli Orgeneral Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ. Sayın Başbuğ'la bugün konuşacağımız çok şey var. Tabii en önemlisi bu kitapla başlıyoruz. Bu kitap Sayın Başbuğ boş durmadı ve bu kitabı yazdı. Bu kitap bir terörün anatomisini yapıyor. Son derece akademik ve içinde Remzi Kitabevi'nden yayınlandı. Eğer okumadığınızda tavsiye ederim. Burada Bodrum'da buluştuk. The Marmara Bodrum Oteli'nden yapıyoruz bu programı. Çok zor bir genelkurmay başkanlığı geçti galiba. Ne dersiniz? Vallahi her dönemin kendine göre özelliği vardır. Yani ben daha evvel de ifade ettim. Benim dönemim en zor diyecek değilim. Her dönemin içinde yaşanılan şartlar çerçevesinde elbette zorluklar olabilir. Ama büyük değişimlerin olduğu değil mi? En büyük gelişimlerin olduğu bir dönem oldu. Ama tabii ki şunu söylemek durumundayım. Bir asker için Genelkurmay Başkanlığı en büyük makam, en şerefli makam. Burada ülkenize, silahlı kuvvetlerinize hizmet etmek büyük bir onur. Zorluklar önemli değil. Zorluklar aşılmak üzere vardır. Şimdi geri dönüp baktığınızda ben neler yaşadım diyor musunuz? O dönem pek öyle düşünmüyorum. Benim biraz da yapım farklı. Aslında bir görev bıraktıktan sonra ben geçmişten ziyade yine biraz geleceğe yönelik yoğunlaşmayı tercih eden bir yapım var. Aramıyorsunuz yani geçmişi? Pek aradığımı söyleyemem. Peki memnun musunuz emeklilikten? Hoş mu? Emekli olmak güzel bir şey mi? Bir asker için çok zor derler, denir çünkü. Vallahi yani üniformayı çıkardığı zaman asker hani şeyinden gücünden kaybetmiş gibi olur diye. Yok, ben o kanaatte diyeyim Sayın Brandt. Şimdi ben 48 yıl subay olarak fiilen Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hizmet yaptım. Doya doya hizmet yaptım. Görevimi en iyi şekilde yapmaya gayret ettim. Dolayısıyla emeklilik de bence bir rütbedir. Ve herkesin bir gün mutlaka emekli olacaktır. Önemli olan geriye baktığınız zaman eğer gönül huzuruyla görevinizi en iyi yaptığınıza inanarak iyi hizmet yaptığınızı görerek görevinizden ayrılıyorsunuz. Bu büyük bir mutluluk. Sonra herkes de bir emeklilik döneminde tatlı ve güzel yaşamalı. Yani emeklilik de hayatın bir parçası. Peki kitap yazdınız. Yeni kitabınız var. Mesela Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili bir kitap yazmayı planlıyor musunuz? Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili olarak şu anda bir kitap yazma şeklinde bir düşüncem yok. Ancak kitap yazmak hakikaten güzel bir kere her şeyden evvel sizi... Birikiminizi veriyoruz, paylaşıyorsunuz. Bir noktada sizi meşgul ediyor, güzel bir faaliyet. Ama özellikle araştırma ve inceleme şeklinde kitap yazmak o kadar kolay bir şey de değil yalnız. Tabii. Oldukça zor bir şey. Fakat bir noktada bilgilerinizi birileriyle paylaşabiliyorsunuz ve yazdığınız kitapta buna vesile oluyorsa bu da hoş bir şey. Bir ikinci konu üzerinde şu anda biraz düşünüyorum. Gelecek yani daha. Gelecekle ilgili. O da belki 21. yüzyılın lideri ve yöneticisi nasıl olmalı? Hani nasıl olmalı? Şeklinde bir konu üzerinde çalışmalara devam ediyorum. Bayağı akademik. Biraz akademik. Şimdi sizin kitabınızdan da şey yapıp en fazla deneyimli olduğunuz konuya gelmek istiyorum. Çünkü şu anda yine kabaran bir PKK terörü var. Bir yandan kara harekatından söz ediliyor. Öbür taraftan bombardıman devam ediliyor. Öbür taraftan her gün bir olayla karşı karşıya. Gene bugün de sürekli bir olayla karşılaşıyoruz. Ama şimdiye kadar da Sayın Başbuğ, defalarca harekat yapıldı. Defalarca, yüzlerce bombardıman yapıldı. Her seferinde devlet de genelkurmayda işte can çekişiyor, şimdi bitecek, şimdi edecek diyerekten açıklamalar yaptı. Hiç ne bittiği var ne şey yaptığı var. Şimdi onu sormak istiyorum. Bitiyor mu? Biter mi? Bitecek mi? Nasıl biter?
Şimdi Sayın Bülent, ilk önce son günlerde gerçekten bütün ülkemizi, bütün vatandaşlarımızı üzen terör olaylarını yaşadık. Bu olaylarda güvenlik kuvvetlerimizden asker, polis, şehitlerimiz oldu. Vatandaşlarımızdan genç kızlarımız, çocuklarımızın hayatlarını kaybettiler bu terör eylemleri sonucunda. İlk önce ben bu hayatlarını kaybeden şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Ailelerine derin başsağlığı dileklerimi iletmek istiyorum. Tabii terör nasıl biter? Bu çok önemli bir soru. Büyük soru aslında işareti. Yazdığımız kitapta da ana tema bu. Belki ben şöyle konuya gireyim. Bu kitabı yazmamda bir okuduğum kitap benim üzerimde çok büyük etki yarattı. Bir Amerikalı profesör, bayan profesörün yazmış olduğu Cronin. O ana nokta olarak şunu görüyor. Eğer bir ülke terörle mücadele içindeyse uyguladığı stratejinin ana noktası çok önemli. Diyor ki ben de bu noktaya aynen katılıyorum. Strateji terör örgütünün sonlandırılmasına dayanmalı. O halde bütün hareketiniz, bütün davranışlarınız terör örgütü nasıl sonlandırılabilir veya terör örgütü nasıl marjinalize edilebilir? Bu noktaya dayanması lazım. Yani tamamen gitmesi biraz zordur da hep bir zaten şey kalır. Bir noktada hep şunu kullanmak daha doğru. Yani terör örgütünü marjinalize etmek, diğer bir deyişle terör eylemlerini en alt seviyeye indirerek ülkenin gündeminden düşürmek. Evet. Ana noktanız, ana hedefiniz bir kere bu olması lazım. Şimdi olaya böyle baktığınız zaman ilk önce devletin bütün imkanlarını kullanarak güvenlik, ekonomik, sosyokültürel, propaganda ve psikolojik harekat deyin, efendim bilgi destek harekatı deyin, propaganda alanı deyin. Bu alanlarda eş zamanlı ve paralel olarak mücadeleyi sürdürmesi lazım. Burada her zaman altını çizdiğimiz nokta şudur. Yalnız güvenlik alanındaki mücadeleyle terör örgütünü sonlandıramayacağınız gibi tersten baktığınız zaman güvenlik alanında mücadele etmeyelim, diğer alanlarda alacağımız tedbirlerle terör örgütünü sonlandırabiliriz düşüncesi de yanlış. Yani ne tek başına müzakereyle ne tek başına silahla. Müzakere demeyelim. Bakın şöyle diyorum. Güvenlik alanı var. Terörle mücadelenin güvenlik alanı var. Ekonomik alanı var. Sosyokültürel alanı var. Psikolojik propaganda, bilgi destek harekatı var. Bir de uluslararası boyutu var. Tamam. Bu alanların hepsinde eş zamanlı, paralel olarak mücadeleye götürmek lazım. Bir kere işin bence temel noktalarından bir tanesi bu. Biz bunu şimdiye kadar yapamıyoruz ki herhalde. Belki bir sonuç alamadık. Tam etkili şekilde yapamadığımızı belki ifade edebiliriz ama elbette bütün alanlarda mücadele devam ediyor. Onu da ifade etmemiz lazım. Şimdi bunun yanında önemli olan bir nokta var. Şimdi eğer bir terör örgütü komşu ülkelerden birinde kendisine bir güvenli bölge sağlamışsa ki PKK terör örgütü için bildiğiniz gibi güvenli bölge Irak'ın kuzeyinde. Evet. Komşu bir ülkede esas gücünü bulunduruyor, orada eğitiyor. Gerektiği zaman yurt dışına gerek terör eylemlerinde bulunuyor ve tekrar bu güvenli bölgelere gidiyor. Şimdi bu güvenli bölgeler çok önemli bir konu. Biliyorsunuz PKK terör örgütü 1982 yılından beri Irak'ın kuzeyinde güvenli bölgelere sahip. Hatta güvenli bölgeler de genelde ikiye ayrılıyor. Bir gönüllü güvenli bölgeler, gönülsüz güvenli bölgeler. Gönüllü güvenli bölgeler dediğimiz zaman güvenli bölgeleri sağlayan otorite, devlet her neyse aynı zamanda terör örgütüne destek de veriyor.
Yani ne desteği? Lojistik destek veriyor, diğer destek veriyor. Gönülsüzlerde pek bu destek oranı yok. Şimdi güvenli bölgeler fevkalade önemli. Daha açık bir ifade etmek gerekirse, PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki PKK'nın varlığı bizim için çok önemli. Terörle mücadelenin başarısı için hayati derecede önemliyiz. O halde stratejimizin temel noktalarından bir tanesi, biz PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki varlığını nasıl ortadan kaldırabiliriz? Buradaki gücünü nasıl etkisiz hale getirebiliriz? Bunu üzerine odaklanmamız lazım. Belki bugüne kadar olan mücadelede bu Irak'ın kuzeyinin PKK ve terörle mücadele açısından önemini belki tam anlayamadık. Bunu belki ben orada söylemek durumundayım. Yani bu çok önemli. Yani daha açık bir ifadeyle ben hep şunu ifade ediyorum. Küçümsedik değil. Ben şunu ifade etmeye çalışıyorum. Daha açık bir ifadeyle. Irak'ın kuzeyindeki PKK varlığını ortadan kaldırmadan Türkiye'nin PKK terör örgütü belasından kurtulması, marjinal etmesi pek bana göre mümkün değil. Peki şimdi en önemli soru. Bunu en yetkili kişisiniz. Siz söyleyebilirsiniz. Çünkü bundan önce Sayın Büyükanıt, daha önceki, sizden önceki halefiniz Büyükanıt bana demişti ki, yine bu programda biz Kandil'i işgal edemeyiz demişti. Şimdi ben şunu sormak istiyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri bugünkü kapasitesiyle Kandil Dağı'na kadar gidip müdahale edip orayı istila edebilir mi? Kuzey Irak'tan PKK'yı olduğu gibi çıkarabilir mi? Şimdi önce bir imkanları açısından şey yapalım. Sonra koşulları sormak istiyorum size. Şimdi isterseniz Sayın Bülent, bu konuya yine cevap vermeye çalışacağım. Lütfen. Ama birinci soruyu tam... Hayır ama ona şimdi önce son derece önemli bir noktaya bir şey yaptınız. Önemli olan birinci altını çizmek istediğim şuydu. Mücadelenin topyekün paralel yürütülmesi. Ha. Bütün alanlarda. İkinci üzerinde durduğum nokta Irak'ın kuzeyindeki PKK varlığının... Şimdi ondan devam edelim isterseniz, oraya tekrar geri dönelim. PKK varlığının ortadan kaldırılması idi. Şimdi siz buradan bir noktada sınır ötesi harekatlara atlamak istediniz. Şimdi sınır ötesi harekat kavramı da Türkiye'de biraz çok net anlaşılamayan bir konu. Şimdi sınır ötesi harekat dediğiniz zaman, bugüne kadar silahlı kuvvetler çeşitli defalar sınır ötesi harekat icra etti. Tabii. Hepsi de başarılı harekattır. Hı-hı. Ama şimdi sınır ötesi harekat dediğiniz zaman... Ama bitirici zaman, olmuyor tabii. Oraya geleceğim. Belki sınır ötesi harekat dediğim zaman önemli olan nokta şu. Bu sınır ötesi harekatın amacı ne? Veya sınır ötesi harekat hangi amaçlar için icra edilir? İlk önce bir ona bakmak lazım. Amacı tespit ettikten sonra harekatın sonucu bu amaca ulaşmış mı ulaşmamış mı, o yorumlanabilir veya değerlendirilebilir. Şimdi birincisi, sınır ötesi harekat dediğiniz zaman örneğin birinci kategoride diyelim, teröristlerin yurt dışına girerek bir eylem icra edeceğine yönelik bir istihbarat aldınız. O zaman siz ön alarak örgütün teröristlerin bu eylemini önleyici tarzda bir sınır ötesi harekat icra edebilirsiniz. Bunu önleyici sınır ötesi harekat diyebilirsiniz. Belirli bölgelerde olabilir, belirli sınırlı. Birincisi bu. İkinci sınır ötesi harekatın temel amacı, ki bugüne kadar Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hemen hemen icra ettiği harekatların asıl amacını ulaştırmaktadır. Sınır ötesi harekatla terör örgütüne istenilen seviyede zayiat verdirmek. Kan atmak. Yani kanadını, kolunu kırmaktır sınır ötesi harekat. Şimdi terörle, teröristle mücadeleyle klasik harekatı birbirine çok karıştırıyoruz. Evet. Şimdi sınır ötesi harekattaki başarı iki şeye bağlı. Bir, gizliye bağlı. İki, terör örgütünün sizin harekatınıza karşı nasıl bir hareket tarzını uygulayacağına bağlı. Gerekirse teröristler geriye çekilebilir, sizin harekatınız da boşa çıkabilir. Şimdi bu iki noktayı bıraktıktan sonra ikinci nokta ne demiştim? Terör örgütüne belli noktada arzu edilen seviyede darbe vurmak.
zayiat verdirmek, malzemesini ele geçirmek. Bu ikinci temel amacı bize oluşturuyor. Üçüncü amaç olarak da lider kadrolara yönelik olarak da belirli istihbarata dayalı olarak operasyon icra edebilirsiniz. Şimdi sizin sorunuzda Kuzey Irak'taki PKK varlığının tümden ortadan kaldırılması amaçlanıyor. Evet. Şimdi burada önemli olan nokta, tekrar ifade ediyorum, bir elbette gizlilik, operasyonu gizli önemli ve operasyona karşılık örgütün uygulayacağı taktik önemli. Hı hı. Bu ikisinin bir kenara bıraktıktan sonra bize esas köklü sonuca götürebilecek bir sınır ötesi harekatta önemli olan nokta, bir bölgeye girdikten sonra, bölge tabii genel bir bölgeden konuşuyoruz, burada kalacağınız süre önemli. Süre çok önemli. Yani girdiniz, belirli bir zayiat verdiniz ama ondan sonra tekrar geriye çekilme durumunda örgüt tekrar o zayiat oluyor. Siz amacınıza ulaşıyorsunuz fakat örgüt tekrar oraya gelme durumu söz konusu. O zaman burada operasyondan sonra bölgede kalış süreniz ne kadar çok önemli. Şimdi buna bir rakamsal bir şey söylemek zor. Uzun süre kalmanız yani olayı 6 ay bir sene. Yani rakam telaffuz etmem pek belki uygun olmaz ama uzun bir süre kalmamız lazım ki o bölgeyi tamamen temizleyelim ve bir noktada arzu biz ettiğimiz hep çekindik çünkü. Belirli sürelerle kalmak durumundayız. Burada tabii şimdi uluslararası konjonktür, siyasi konjonktür çok önemli. Siz bunun için koşulu gerekiyor mu? Amerika'nın izni gerekiyor mu? Şimdi ben şöyle söyleyeyim. Tabii Türkiye Cumhuriyeti devleti gerektiği zaman elbette gerekli görülen durumlarda Irak'ın kuzeyine sınır ötesi harekat icra edebilir. Ben burada bir engel olduğunu düşünmüyorum. Ancak özellikle 2003'ten sonra Irak'taki durum değişti. Burada önemli olan noktalardan bir tanesi hava sahasının kontrol konusu var. Yani siz eğer sınır ötesi harekatta helikopterler dahil hava araçlarını, uçakları vesaire kullanacaksanız hava sahası kontrolü önem arz ediyor. Bu konuyu özellikle Amerika Birleşik Devletleri yetkilileriyle koordine etmeden bir harekatın icra edilmesi zor. O zaman Amerika'nın... Yani özellikle hava sahasının kontrolü sizin bir koordinasyon ihtiyacınızı ortaya çıkartıyor. Amerika'nın izni gerekiyor yani. İzin demeyelim, en azından koordinasyon onayı yapmak durumundasınız. Onayı koordinasyon gerekiyor yapmak durumundasınız. Koşulu koordine oluyor mu Amerikalıların? Koordine etmek durumundasınız. Ayrıca köklü bir sonuca ulaşmak istiyorsanız orada bir uzun süre kalmanız söz konusu olabilir. İşte uzun süre kalma konusu da bir noktada uluslararası konjonktüre bağlı. Hatırlarsanız bizim icra ettiğimiz bütün operasyonlarda belirli bir süre hep kaldı. Aşağı yukarı birkaç ay kalındı değil mi? İşte 92'de yapılan harekatlar var, 93'te yapılanlar var, sonra yapılanlar var. Dediğiniz gibi yani belirli bir sürelerle kaldık. Ama bir işe yaramadı. Hayır, yaramadı demeyin, bakın amacınız önemli. Yani ha, diyorsunuz ki harekatın amacı ne? Amaç, kolunu kanadını kırdık. Evet, elbette. Ama o sonra tekrar kolunu kanadını düzeltebilir. Evet, amaç önemli. Onun için ben genellikle dedim ki sınır ötesi harekatlar 3 temelli yapılır ve onları ifade ettim. Ve bugüne kadar yapılan bütün harekatlarda amaçlarına uygun olarak yapılmıştır ve amaçlarına da ve hedeflerine de ulaşmıştır. Şimdi Kandil'i alabilir miyiz? En önemli soru. Kandil konusu şöyle söyleyeyim. Şimdi aslında Irak'ın kuzeyindeki PKK teröristleri, terör örgütü nerede konuşlandı? Şimdi ilk önce buna biraz bakmak lazım. Genellikle esas teröristlerin vurucu gücü diyelim, hudutla 40 kilometre derinlik içerisinde çeşitli yerler. Bütün Kandil'de Türkiye, değil yani. Değil. Tabii ki değil. Yani Türkiye, Irak
hududunu düşünün. Huduttan bir 40 kilometre derinliğe gidin. PKK'nın esas militanları, efendim, teröristlerin bulunduğu alan burası. Kandil nedir? Kandil aslında PKK'nın en üst lider kadrosunun bulunduğu, aynı zamanda bazı eğitim alanlarının, eğitim tesislerinin olduğu yer. Bu bir kere bu farkı iyi anlayalım. Bir asıl vurucu güç hudutla 40 kilometre derinlik içinde. Kandil'e baktığınız zaman Kandil huduttan kuş uçuşu 90 kilometre filan. Kuş uçuşu. Yani mesafe olarak hemen hemen iki misline. Yani Kandil o kadar da önemli değil Kandil demek istiyorsun. Hayır, Kandil önemli demek istemiyorum. Önemsiz demek istemiyorum, düzeltiyorum. Kandil önemli. Ama Kandil niçin önemli? Kandil lider kadronun bulunduğu, eğitim, bazı eğitim tesislerinin, eğitim imkanlarının bulunduğu bir alan. Bir de Kandil psikolojik bir şeysi var, önem derecesi var. Ama asıl vurucu güç öbür 40 taraf. Kilometrelik derinlikte. Ben Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kendisine verilecek bütün görevleri icra edebilme imkan ve kabiliyetinde olduğunu düşünüyorum. Kandil'i alabilir Türk Silahlı Kuvvetleri. Bakın Kandil'i niye alacaksınız? Şimdi hayır, alabilir mi? Kandil'e operasyon yapabilir misiniz diye sorulsa daha doğru olur. Kandil'de ne var? Lider kadro var. Efendim, lider kadronun bulunduğu yer. Önemli olan ne sizin? Lider kadronun kendisini yakalamak. O zaman yani Kandil Dağı'nın başka bir önemi yok ki. Kandil Dağı'nı ben niye alacağım? Ne oluyor? Ama lider kadro, bu derinlik fazladır. Ama Türk Silahlı Kuvvetleri kendisine verilen bütün görevleri yapabilir. Alabilir Kandil'i. Kandil'e operasyon icra edebilir diye sorsak daha iyi olur. Peki. Bakın Alman niye, ne yapacağız yani Kandil neticede? Lider kadronun bulunduğu yer, eğitim tesislerinin bulunduğu yer. Değmez demek istiyorsunuz. Hayır, hayır. Değmez de demek istemiyorum. Ama diğer 40 kilometre derinlikle o derinlik arasındaki fark, ayrıca hedefin özelliği açısından olaya farklı bakmak lazım. Siz Genelkurmay Başkanı olarak tercih mi edersiniz? Sıfırla Kandil'i mi, şeyi mi? Sıfırla 40 kilometredeki derinlikte asıl vurucu güç vardır. Öbür tarafta lider kadro vardır. Harekatın özellikleri değişir. Bilmem anlatabiliyor muyum? Kandil'i yapacağınız harekat daha zordur herhalde. Özel kuvvetler tipi harekata daha uygun olabilir. Diğeri komando tipi harekata uygun olabilir. Hedefler değişik, amaçlar değişik. Buna yönelik harekatın tipi değişebilir, özellikleri değişebilir. Ama tekrar şunu ifade ediyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri kendisine verilen bütün görevleri en iyi şekilde yerine getirir. Ben bu yani Kandil'e operasyon yapabilir. Elbette yapabilir. Niye yapamazsın? Ve yani, Kandil'i de temizleyebilir. Tabii ki iyi istihbarat, iyi planlama ve hep şunu altını çizdim. İki husus çok önemli. Bir, gizlilik önemli. İki, terör örgütünün nasıl hareket edeceği önemli. Bu ikisini sağlarsanız iyi bir planlama. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yapamayacağı, başaramayacağı hiçbir şey yok. Yani Kandil'e gidip orayı bomboşta bulabilir bir yerde. Bakın istihbarat artı örgütün buna karşı nasıl hareket edeceği. Yani sizin operasyonunuzdan evvel bilgi alır, boşaltırsa o zaman tabii sonuç almanız biraz daha zorlaşır. Zor. Dolayısıyla harekatın özelliği, tipinde farklılıklar olabilir. Ama Silahlı Kuvvetler kendisine verilen bütün görevleri icra etme imkan ve kabiliyetine haizdir. Bunun aksini düşünmek söz konusu değil. Hiç unutmuyorum. Genelkurmay Başkanlığı sırasında Sayın Büyükanıt bana şeyi demişti. BBG evi gibi biz gözlüyoruz orayı. Her şey açık, gözümüzün önünde oluyor. Hem harekatı izleyebiliyoruz Genelkurmay'da, hem de oradaki hareketleri izleyebiliyoruz. Hakikaten izleyebiliyor musunuz 0-40 kilometrelik o bandı? Şimdi tabii ben bunu görevdeyken de aynı sualle birkaç defa karşıya kaldım.
O zaman da cevaplandırmaya çalıştım. Şimdi burada zannediliyor ki bir kameranız var veya bir insan savar aracınız var. Onu uçuruyorsunuz. Bütün Kuzey Irak. Kuzey Irak'ı şimdi bir genişliğini düşün, derinliğini düşün. Bütün alanı görüyorsunuz aynı anda. Bu mümkün değil. Bu sahip olduğunuz insan savar araçlarının sayısıyla ilgili olan bir konu. Zaten mevcut insan savar araçları da aşağıdaki komutanların önceliklerine göre öncelikleri bölgelere gönderirler. Aynı anda bütün Kuzey Irak'ı bir kamera karşısında, bir televizyon kamerası, televizyon ekranında görmeniz mümkün değil. Önceliklere göre belirli bölgeleri elbette izleyebilirsiniz. Ayrıca tabii ikinci önemli bir nokta da var. Hava şartları maalesef, hava şartları insan savar araçlarının kullanılmasını da etkiliyor. Onda da peki bir şey olmaz mı? Yani hep korkulan Kuzey Irak'a girmiş olan bir Türk Silahlı Kuvvetleri'nin batağa batabileceği, orada sürekli şey içinde ateş altında kalabileceği, çünkü girdiği yer dost bir yer değil. Ne olursa olsun Kuzey Irak, yani Kürtlerin yaşadığı bir yer. Ve onlar da böyle bir şey istemiyorlar. O bir rahatsızlık, soru işareti yaratmıyor mu planlamalarda? Silahlı kuvvetlere görev biliyorsunuz verilir. Görev o da yapılır. Yapılır. Yani orada hiçbir... Biz görev verildikten sonra elbette konu incelenir, karşılıklı görüşülür, tartışılır. Ama silahlı kuvvetler, Türk Silahlı Kuvvetleri güçlüdür. Tekrar ifade ediyorum. Silahlı kuvvetler kendisine verilen görevleri yerine getirebilir. Ama önemli olan yapacağınız harekatla arzu edeceğiniz amaca ulaşıp ulaşamayacağınızı iyi hesaplamanız, iyi düşünmeniz lazım. Eğer şartlar bu arzu ettiğiniz amaca ulaşabilecek olanakları size sağlıyorsa ve bu yetki ve böyle bir görev verilirse elbette bu görevler icra edilebilir. Ben sizin söylediklerinizden şöyle bir izlenim alıyorum. Doğru olabilir mi? Kandil evet kendine göre bir özelliği, bir önemi olan bir yerdir ama asıl önemlisi 0 ile 40 kilometre arasındaki o bölümdür. Orada vurucu gücünü tutar. Çünkü onun için Kandil'e gidip Kandil'i ele geçirmek gibi çok bir yerde içinde riskleri olan bir operasyon yerine asıl şeyi yapmak, almaya kalkmak, 0-40 kilometrelik o bölümü yok etmeye çalışmak daha iyi gibi algılıyorum. Yani karşılıklı mukayese etmek bence pek doğru değil. Önemli olan içinde yaşadığınız şartlar, mevcut durum, istihbarat. Ama onlar hangisine uygun şey şartları oluşturuyor? Bunu ortada tutmak lazım. Ama dediğim gibi harekatın tipi, özellikleri farklı olabilir. Şimdi PKK ile şu son kabarmayı siz neye bağlıyorsunuz? O zaman şu birinci konuyu bir peki, biraz tamamlayalım. Peki oldu, siz orada bıraktım ben sizi. Terörle mücadelenin en başarısı evet, dediniz neye bağlı? Ya nasıl terör sonlandırılabilir sorusuyla konuya girmiştik. Bir, dedik ki mücadelenin bütün alanlarda paralel eş zamanlı olarak yürütülmesi. İkincisi, Irak'ın kuzeyindeki PKK varlığının bir noktada ortadan kaldırılması. Üçüncü önemli bir nokta daha var. Bu da bence toplumun teröre karşı alacağı tavır. Bu çok önemli. Tabii özellikle terörün yoğun olarak karşılaştığımız, terörle karşılaştığımız bölgedeki toplumun terör örgütüne karşı alacağı tavır da çok önemli bu mücadelede. Bakın bazı örnekleri baktığımız zaman bunun ne kadar önemli olduğunu görüyoruz terörle mücadelede. Örneğin hatırlarsınız Kuzey İrlanda'da. Kuzey İrlanda deki terör olayları belirli bir noktaya geldi. Tabii uzun bir ayrı bir konu. Kitapta da ona biraz değinmeye çalıştık ama orada önemli bir nokta var.
Bakın 1996 yılında yanılmıyorsam işte IRA Manchester'da bir terör eylemi icra yaptı. Terör eylemi, büyük bir terör eylemi. O zaman da o dönemin başbakanı yanılmıyorsam Major İngiliz başbakanla görüşme süreci başlayacaktı. Fakat bu terör eylemi, 96'lık terör eylemi sürece de balta vurdu. Ancak Manchester'da olan terör eyleminin akabinde toplum, Kuzey İrlanda'daki toplum da dahil olmak üzere IRA'ya karşı pozisyon aldı, tavır aldı. Bu tabii bir noktada terör örgütü üzerinde ciddi bir baskı oluşturuyor. Bu bir tane örnektir yani ve bence önemli bir örnek. Ama Türkiye'de de o. İspanya'da bakın. Bizde yok mu? İspanya'da bakın. ETA. Eylemler geliyor geliyor. 2006'da bir Madrid Havaalanı bombalanması olayı var. Terör eylemi var. Ona karşılık İspanyol halkının, İspanya'daki bütün toplumun bu teröre karşı aldığı bir tavır var. Yani burada toplumun özellikle terörün yoğun olarak cereyan ettiği bölgedeki toplumun terör örgütüne karşı alacağı tavır da çok önemli. Peki bence bizde yeter ha yani siz, bu önemli. Ha, şeyi, bunun altını çizmekte bence yarar var. Yani bir yerde Türk toplumunun tepkisi çok sert de çok şey de siz Kürt kökenli vatandaşların tepkisinden bahsediyorsunuz. Evet. Evet yani tavır almalılar. Almıyorlar. Demokratik bir tavır. Bir bölümü almıyor işte. Ve yani bugün geçtiğimiz veriyor. Hafta içinde maalesef biliyorsunuz Siirt'te 4 genç kızımız hayatlarını kaybetti bir terör eyleminde. Evvelsi gün Batman'da bir annesiyle bir yavrumuzu kaybettik. Şimdi bu ciddi yani ben burada tavır almaktan kastım oradaki toplumun buna karşı demokratik bir tavır alması. Yani terörü lanetlemesi lazım. Ki bu terör örgütü üzerine bir noktada belirli ama. Bir seviyede belirli yani bir baskı oluşturması lazım. Bu da önemli bilakis bir destek nokta. Ve yani önemli bir bölümü, bir kesimi destek veriyor. Onu bir şey diyemeyeceğim ama ben bu kadar bu noktada söyleyeyim. Bunun dışında tabii diğer önemli bir noktada ki bunun ben altında defalarca çizdim. Terör örgütüne katılımlar konusu. Bu da durdurulamıyor. Yani durdurulamıyor demekten ziyade yeterli seviyede kontrol edilebiliyor mu edilemiyor mu sorusunu o şekilde soruyu sormak lazım. Yani terör örgütüne katılımlarım da bir noktada mutlaka ve mutlaka kontrol altına alınması fevkalade önemli. Şimdi buradan son noktaya geliyoruz. Son nokta ve hayati noktalardan bir tanesi de terörün sonlandırılmasında önemli olan bir nokta terör örgütüne yönelik dış uluslararası baskının olması. Nedir baskı? Baskıdan kastım şu. Yani terör örgütünü silah bırakmaya yönelik bir uluslararası baskının oluşması. Bu da fevkalade önemli. Şimdi biraz evvel üzerinde durduk. Bir Irak'ın kuzeyindeki bir güvenlik bölgeler var. Bu çok önemli terörle mücadelede. Bunun dışında PKK terör örgütünün bir finans desteği var. PKK terör örgütüne verilen bir politik destek var. Şimdi bu konularda eğer siz güvenli bölgelerde rahatsız ederseniz örgütü ve örgüt güvenli bölgelerde kalmasının zorlaştığını görür ise artı terör örgütüne yönelik finans desteğinin kesildiğine yönelik emareler görülür ise tabii ki siyasi politik desteği de bunun için de düşünmemiz lazım. Terör örgütü bir noktada baskı altına alınıyor. Bu nereye götürür? Bu şuraya götürür. Terör örgütünü silah bırakmaya götürebilir. Bu fevkalade önemli. Peki bunu nereden çıkartıyoruz? Şimdi yine belki IRA örneğinden hareket edeceğiz. Bakın Kuzey İrlanda sorunundan hareket edeceğiz. Çünkü tipik bir örnektir.
Ve Kuzey İrlanda sorunu birdenbire nasıl bu noktaya geldi? Burada bir Clinton dönemini hatırlayın. Evet. Clinton öncesi veya sonrası diye aslında Kuzey İrlanda sorununa bakmak lazım. Evet. Clinton başkan olduktan sonra biliyorsunuz İrlanda'ya bir ziyareti var. Evet. Ayrıca Kuzey İrlanda'da terör örgütlerine gelen finans desteği para kesildi. Para Amerika'daki özel kişilerden veya kurumlardan geliyordu. Finans desteği kesildi. Amerika'nın politik destek desteği geldi. Kesildi. Ha, evet. Finans ve politik destek kesilince bir noktada artı toplum tavır aldı. Evet. Bu ne oluyor? Bir noktada terör örgütünü silah bırakmaya zorluyor. Aynı konuyu Güney Afrika'da görüyoruz. Hı hı. Güney Afrika olayına bakın. Güney Afrika'da ne oldu? Güney Afrika'da Güney Afrika hükümetine, beyaz hükümette biliyorsunuz, ekonomik ambargo konuldu. Evet. Kültürel ambargo konuldu. Ve bu şekilde de ve orada yalnız önemli bir nokta daha var. Güney Afrika'da beyaz gençlik, yani İngilizce konuşan ve Güney Afrika lisanı konuşan beyaz gençlik, gençler diyelim daha doğrusu, Güney Afrika yönetimine tavır aldı. Evet. Ve bir bakıyorsunuz ondan sonra Güney Afrika ki çok önemli ve ciddi bir terör olayıdır. Gitti. Bir çözüm noktasına gitti. Sayın Başbuğ, biz hangi fırsatları kaçırdık? Yani siyasi yönden ne hata yaptık? Askeri yönden ne hata yaptık? Bir özetini yapabilirsek şimdi. Siz çünkü hakikaten bütün hayatınız bundan geçti. Bunu incelemekle ve içinde yaşamakla geçti. Şimdi Sayın Bülent, yani siyasi hata ne oldu, askeri hata ne oldu diye ben bir ayrıma karşıyım bir kere. Hı hı. Bu Türkiye 84'ten beri terörle mücadeleyi devlet olarak yürütüyor. Hı hı. Bütün devlet dediğimiz zaman bunun içinde siyasi kadrolar da var efendim. Devletin diğer kurum ve kuruluşları da var. O zaman karşılıklı birbirini suçlamaktansa hep beraber ne hata yaptık? Veya hatalar yaptık mı? Olayı öyle görmekte bence yarar var. Çünkü biz hep konuları siyah beyaz görüyoruz. Evet. Hep siyah beyaz. Evet. Bir de gri var. Karşılıklı suçlamalarla ben bir noktaya gidileceğini zannetmiyorum. Peki ne hatalar yaptık? Hep beraber. Hep beraber. Hı hı. Bunun içinde efendim siyasi kadrolar da var, askeri kadro da var, medyası da var, toplumu da var. Tüm olarak olaya bakmamız lazım diye düşünüyorum. Birincisi, şimdi bakın 84'ten beri terörle mücadele içindeyiz değil mi? Terör olayları da yaşıyoruz. En büyük bana göre yaptığımız hatalardan bir tanesi, terörle mücadelenin stratejisini her zaman tam doğru oturtturamadık. Yani daha evvel de ifade ettiğim gibi terörle mücadelenin stratejinin ana noktası terör örgütünün nasıl sonlandırılacağı noktasına oturması lazım. Bir kere bunu altını çizmek istiyorum. İkincisi, Türkiye'de terör eylemleri belirli dönemlerde yükseldi sayısı olarak. Belirli dönemlerde çok düşük, alt seviyelere indi. Hı hı. Şimdi terör eylemlerinin azaldığı dönemlerde biz hep beraber hep şu kanıya ulaştık. Terör bitti. Terör bitmedi. Yani örgüt bitmedi. Terörün bitmesi için ya terör örgütü silah bırakacak veya kendini tasfiye edecek. Hı. Peki eylemlerin bittiği veya eylemlerin sayısının azaldığı süreçlerde terör örgütü tasfiye mi oldu? Veya terör örgütü silah mı bıraktı? Hayır. Şimdi yanılgılarımızdan bir tanesi bu. Halbuki bu mücadele sürekli olmalıydı. Ve terör eylemlerinin azaldığı dönemlerde belki bizlerin devlet olarak yapabileceğimiz çok şeyler vardı. O süreçleri belki iyi kullanamadık mı diye kendi kendimize sormamız lazım.
Diğer bir nokta, Irak'ın kuzeyindeki PKK varlığının ortadan kaldırılmasının, bunun elemine edilmesinin terörle mücadelede en kritik nokta olduğunu belki bazı zamanlar gözden kaçırdık. Katılımları zaten bahsetmiştim. Katılımlar konusu fevkalade önemli. Şimdi bu açıdan baktığımız zaman PKK terör örgütü aslında şanslı bir örgüt bana göre. Çünkü şartlardan, konjektürel şartlardan hep bir lehine gelişen ve istifade edebilen bir örgüt. Şimdi aslında benim görüşüme göre en azından dört defa PKK terör örgütünü biz marjinalize etme, elimine etme şansına sahip olduk. Peki bunları tam kullanabildik mi? Belki bu biraz sorgulanabilir. Bana göre birincisi 1986 yılıdır. 86 yılına baktığınız zaman terör örgütü başının konuşmalarına, yani Abdullah Öcalan'ın konuşmalarına bakın. Kendisi ifade ediyor. Bitiyoruz diyor. Bitme noktasına geldik diyor. Ne zaman? 86. Bir bakıyoruz 87 yılına geldiğimiz yılda sıkı yönetimden o hale geçiyoruz. Çünkü örgüt üzerine büyük bir baskı kurmuşuz. Bitiriyoruz kanaatı hasıl oluyor ama belki son darbeyi vuramıyoruz. Yani burada kaçırıyoruz. Bir sıkı yönetim o hale geçiş. Efendim düzendir, durdur ama elbette yeni bir düzene geçişin beraberinde getireceği bazı problemler olmaz mı? Olabilir. 87'de yine bir bakıyoruz askerlik süresini 15 aya indiriyoruz aynı süreçte. Sonra terör örgütün tekrar tırmandı. Şimdi terörle mücadelede başarı sağladığınız andaki alacağınız kararlar çok önemli. Bakın tarihi iki tane örnek vereyim. Vietnam. Amerika'nın Vietnam şeyine gidin, savaşına gidin. Hatırlayacaksınız siz. 1968'de Amerikalılar Vietcong üzerine çok büyük bir operasyon yaptılar ve adeta bitirdikleri TET operasyonu. Hatırlar mısınız? 68. Tabii. Ne dedi Amerika? Efendim Vietcong bitti. Ve ne yaptılar? Siyasi baskı vesaire ve Amerika'nın Vietnam'daki kuvvetlerini azalttılar. Sonraki sürece bir bakıyoruz. Vietcong'un başarı sağladı. Şimdi aynı şey Irak Savaşı için de geçerli. Dönemin başkanı Bush'un kitabını okuduysanız, orada diyor ki yaptığımız en büyük hatalardan bir tanesi Irak operasyonunun ilk 10 ayında, 2003'ten bahsediyorum ki başlangıçtaki harekat çok başarılı biliyorsunuz Bağdat'ın düşürülmesine kadar alan safha. Fakat 10 ay içinde ne yaptı Amerika? Irak'taki güçlerini 192 binden 100 binler civarında, 102 bine düşürdü. Niye? Başarı sağladınız diye. Dolayısıyla başarı elde ettiğiniz noktadaki hareket tarzlarınız fevkalade önemli. Bakın 92 Ekim harekatı, sınır ötesi harekat, 92 Ekim'de. Bence Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en başarılı sınır ötesi harekatından bir tanesi. O günleri hatırlar mısınız? Evet, 92 tabii, Ekim. Tabii. Efendim, çünkü Kuzey Irak'taki PKK güçlerine Osman Öcalan komuta ediyordu. Ve Osman Öcalan burada yanlış bir taktik uyguladı. Normal terörist taktiği değil, neredeyse klasik bir muharebe mevzi savunması adeta yapmaya kalktı. Ve ne yaptı? 1400 civarında terörist etkisi hale getirildi. Orada yine hatırlayacaksınız. 1500'e yakın PKK teröristi de KDP ve KYP'ye sığındı. 1500'e yakın. O zaman hükümet baskı kurdu. Dedi ki bu 1500 teröristi bize teslim edin. İşte edeceğiz, edemeyeceğiz. Ve neticede biz maalesef o 1500 teröristi teslim alamadık. Şimdi alsaydık ne oluyordu? Neredeyse Kuzey Irak'taki
PKK varlığı ortadan kaldırıyor. Bence 92 de bu açıdan fevkalade kritiktir. 99 örgüt liderinin yakalanışı. Örgüt liderinin yakalanışından sonraki sürece baktığımız zaman 99-2002 süreci. Örgüt lideri ne yaptı? Verdi bir talimatla teröristleri yurt içinden büyük kısmını Irak'ın kuzeyine çekti, değil mi? Hatırlıyorsunuz. Evet. Peki bu o dönemde biz acaba bu Irak'ın kuzeyindeki çekilen PKK teröristlerini şey yapamaz mıydık? Etkisiz hale getiremez miydik? Ve 99-2002 dönemini daha iyi kullanamaz mıydık? Şimdi tabii 2011'de bunu kritize etmek kolay. Hı. Ama 99-2002 döneminin de bazı özelliklerinin olduğunu da gözden bırak tutmamak evet. lazım. Bir koalisyon hükümetiniz var. Evet. 99 Ağustos'unda ciddi bir deprem yaşıyorsunuz. Hı. 2001'de çok ciddi bir ekonomik kriz içindesiniz. Onların da çok etkisi var. Var yani efendim ve 2002'den itibaren de Amerika'nın bir Irak operasyonu gündeme geçiyor. Bana göre son fırsat, son şans 2003 1 Mart tezkere olayıdır. Ben 1 Mart 2003'te tezkerenin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde elbette meclisin kararına elbette saygılıyız. Söyleyeceğimiz hiçbir şey yok. Ama eğer tezkere kabul edilse idi oluşan şartların özellikle PKK ile olan mücadelemiz açısından bize çok büyük fırsatlar yaratacağına inananlardan. Biliyorsunuz 1 Mart tezkeresi mecliste kabul edilmedi. Reddedilmedi. Hayır. Kabul edilmedi. 3 oyla. Evet. Kabul edilseydi ne olacaktı? Bakın ben o dönemde Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanıydım. Hı-hı. O çok güzel bir süreçtir o görüşme süreci. Hı-hı. Bir siyasi belge hazırlandı. Askeri mutabakat belgesi hazırlandı. Hı-hı. Askeri mutabakat belgesine göre eğer efendim tezkere kabul edilse idi, Türk Silahlı Kuvvetleri neredeyse Irak-Türkiye hududundan 40 kilometre evet. derinliğe kadar olan bölgeye ki biz ona yağmur attı. Hatırlar mısınız? Yağmur evet. attı demiştik. Yağmur attığına kadar olan bölgeye girecekti ve bu bölgede terörle mücadelesini sürdürecekti. Bu fırsatı ben kaçırdığımız kanaatindeyim. Ayrıca tabii gözden diğer bir noktada kaçıyor. Bu 2003'te biliyorsunuz 4 tezkere var bir tezkerede. Evet. 4 tane tezkere. Bir tek 1 Mart tezkeresi kabul edilmedi. Diğer 3 tezkere geçti biliyorsunuz. Tabii geçti ama meclisten. O zaman biraz... Onlar arzu... Şimdi dolayısıyla bunlar kaçırdığımız fırsatlar olarak ifade edebilirim. Ama belki resmi tam bütünlemek açısından nerelerde eksiğimiz var, nerelerde hatalarımız var mı sorusuna resmi tamamlamak açısından şu şeyi de ifade etmek isterim. Terörle mücadelede 3 nokta çok önemli. Bunun dışında. Bana göre. 1. Teknolojik üstünlük. 2. istihbarat. 3. Propaganda. Hı hı. Şimdi burada neredeyiz? Belki bu biraz tartışılabilir. Hı hı. Teknolojik üstünlük aslında devletlerin avantajı olan. Tabii. Yani güvenlik güçlerinin avantajı olan bir konu. Tabii. Dolayısıyla güvenlik kuvvetleri yani askeri, polisi, her bütün kurum ve kuruluşları teknolojik üstünlüklerden zamanında ve etkin olarak istifade edebilmeli. Hı hı. Şimdi biz teknolojik üstünlükler açısından baktığımız zaman özellikle işte termal görüş gözlüklerinin, termal sistemlerin kullanılmasını 90'lı yılların başından itibaren etkin olarak silahlı kuvvetlerde kullanıldığını görüyoruz. Ve terörle mücadeleye çok müthiş bir katkı sağlamıştır. Gece görüş gözlükleri, silahlar için, helikopterler için, uçaklar için. Termal kameralar aynı şekilde.
bu GPS sistemleri hep 90'lı yılların bir noktada başıdır. İkinci teknolojik üstünlük dediğiniz zaman insan hava araçları da fevkalade önemli bir araç. İnsan hava araçları aslında silahlı kuvvetlerde envanterinde var, uzun sürelerdir var. Ancak 2006'ya kadar silahlı kuvvetlerin envanterinde olan insansız hava araçları eski sistemlerdi, demote sistemlerdi ve faydalı şekilde biz onlardan istifade edemiyorduk. Mesela 2006 yılının sonbaharında ki ben Kara Kuvvetleri Komutanı olduğum yıldır, biz ilk defa İsrail'den kiraladığımız Heron sistemlerini 2006 sonbaharından itibaren kullanmaya başladık. Ve insansız hava araçları elbette örneğin büyük bir size bir teknolojik avantaj getiriyor. Üstünlük sağlıyor. Hatırlıyor musunuz bir kuvvet komutanı iken bana geldiğinizde evet. ben size bir insansız hava araçlarıyla bir şey göstermiştim. Dolayısıyla tabii el yapımı patlayıcılara karşı teknolojinin kullanılması var, muhabere. Teknoloji çok önemli. Teknolojiyi iyi kullanmanız lazım. Zamanında bu imkanlara sahip olmanız lazım. Fakat öyle bir zor bir mücadele ki siz bugün insansız hava araçlarını kullanıyorsunuz ama buna karşı tedbirler de alınabiliyor. Teröristler de zaman içinde bu tedbirlere kendilerini uyumlu hale getiriyorlar. Şimdi teknolojik üstünlük fevkalade önemli. İkinci nokta istihbarat. İşte terörle mücadeledeki en zor olan. Biz orada zaafımız var mı? Bütün dünya ordularında aynı şey geçerli. Yani bugün efendim Afganistan'daki Amerikan ordusunu da alsanız, diğer orduları da alsanız istihbarat alanı gerçekten zor bir alan. Tabii istihbarat dediğimiz zaman bizim için önemli olan muharebe istihbarat. Yani alandaki istihbarat fevkalde kim nerede önemli. Ne yapıyor, ne zaman geliyor? Bu istihbarat en zor alandır. Burada arzu ettiğiniz noktaya ulaşmanız hemen hemen çok zor. Ama burada devamlı kendinizi geliştirmeniz, devamlı kendinizi yeni şeylere, şartlara, durumlara uyarlamanız lazım. İstihbaratta tabii ki eksiklerimiz olabiliyor. Propaganda da maalesef teröristler daima üstün durumda gözüküyor. Bakın ben bunu Türkiye için söyleyemiyorum. Yani yine her yerde aynı. Her yerde. Bugün Amerikalılarla isterseniz gidin konuşun. Pakistanlarla konuşun, Afganlarla konuşun. Afganistan'daki, Pakistan'daki mücadeledeki en zor karşılaştığınız alan neresi dediğiniz zaman size diyecekler ki propaganda diyecekler. Çünkü propaganda alanında teröristler hakikaten etkin kullanabiliyorlar. Daha etkin kullanıyorlar. Dolayısıyla terörle mücadelede de propaganda deyin, psikolojik harekat deyin. Tabii burada propaganda ve psikolojik harekat dediğim zaman ben teröristler üzerine yürütülen propaganda ve psikolojik harekatı kastediyorum. Buradaki etkinliğinizi daha arttırmak durumundasınız. Şimdi şeye gelirsem, o çok dikkatimi. Geçenlerde Koşaner Paşa'nın bir konuşması internete düştü. Orada çok öz eleştiri vardı. Hani silahı bırakıp kaçan askerden tutun da yeteri kadar mücadele edemediğimiz, iyi yönlendiremediğimiz askerleri eleştiriyordu. Katılıyor musunuz o eleştirilere? Şimdi konuya şöyle bakmak lazım. Şimdi özellikle terörle mücadelenin yürütüldüğü bölgede ne kadar kuvvet var? Neden bahsediyoruz? Bunu da daha önce de birkaç defa ifade ettim. Bizim Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgede görev yapan mevcudu, bugün değiştim değişmedim tahmin et, bilmiyorum ama 150 bin kişilik bir kuvvetten bahsediyoruz. 150 bin kişi. Birinci nokta bu. İkinci nokta, terörle mücadele küçük birlik harekatı önem arz ediyor. Küçük birlik harekatı. Küçük birlik harekatı ne demek? Bir noktada bir teğmenin, bir astsubayın vereceği karar neticeye çok etkiliyor. Küçük birlik harekatı. İki,
harekat alanı çok geniş ve bu alanda görev yapan büyük bir gücünüz veya kuvvetiniz var. Şimdi tabii ilgili komutanlara düşen görev nedir? Bu personeli, özellikle lider personeli, özellikle küçük birlik seviyesindeki komutanları en iyi şekilde eğitmek. Elbette eğitim konusunda silahlı kuvvetler varını yoğunu ortaya koyuyor. Ancak bazı durumlarda hata olmaz mı? Bu hata maalesef hepimiz bir insanız. Her olayda hatalar olabilir. Yani bugün sadece Türk Silahlı Kuvvetleri'nin personeli mi hata yap? Hayır. Her yerde, bütün ordularda hatalar olabiliyor. Ama önemli olan ne? Bu hataları asgariye indirmek. Dolayısıyla ilgili komutanların elbette yapılan hataları üzerinde öz eleştiri yapması doğal. Ancak buradan şöyle bir sonuç çıkartılmasına ben katılmıyorum. Efendim bir yerde 2-3 hata oldu. Bütün silahlı kuvvetlerin, bütün harekatı, bütün operasyonu hatalarla dolu. Ve bu düşünceye katılmıyorum. Elbette büyük bir ordusunuz. Geniş bir coğrafyada, zor bir coğrafyada görev yapıyorsunuz. Küçük birlik liderlerinin alacağı kararlar burada hayati öneme haiz. Bazı hatalar olabilir. Bu hataları azaltmak sizlerin görevi. Kimin görevi? Tabii komutanların görevi. Ama bunu bir genellemeye çevirip silahlı kuvvetlerin terörle mücadeledeki bütün harekatının başarısız ve hatalarla dolu olduğu görüşünü ortaya veya onu efendim gündeme getirmek doğru olmadığı kanaatinde ve silahlı kuvvetlere de büyük haksızlık olur. Peki şimdi 5000 kişilik bir profesyonel ekip gönderilecek sınıra. Bu daha yarar sağlayacak mı sizce? Şimdi olabilir, yararlı olabilir. Zaten bu konu benim görev sürem esnasında Hakkari Gediktepe olayın gittiğimiz zaman gündeme gelen bir konu idi. Hudut birliklerinin, özellikle kritik bölgelerde hudut birliklerinin profesyonel hale getirilmesi. Bununla ilgili zannediyorum bir kanuni düzenleme de yapıldı. Bunlar uzman er olarak görev yapacaklar. Yararlı olacağı kanaatindeyim. Polisleri de şimdi tekrar giriyor, devreye sokuluyor. Bu sizce sivilleşmenin bir işareti mi? Yoksa hani asker yapamıyor, polisi de yanına koyalımın bir yaklaşımı mı? Şimdi burada da yine siyah beyaz olayındayız. Şimdi olaya siyah beyaz olarak bakmak fevkalade yanlış. Peki ne demek istiyorum? Şimdi bir ülke bir terör örgütüyle mücadele ediyorsa ilk önce bakacağı konu şudur. Bu terör örgütünün yapısı nedir? Nasıl bir yapılanma içindedir? Ve eylemlerini nerelerde icra etmektedir? Şimdi böyle baktığımız zaman öyle terör örgütleri var ki kırsal alanda mücadele için yapılanmış eylemlerini kırsal alanda. Öyle terör örgütleri var ki sadece meskun mahallelerde, şehirlerde, bazı terör örgütleri de her iki alanda eylemlerini yapıyor. Şimdi olaya bir kere öyle bakmanız lazım. Buradan kırsal alanda terörle mücadele dediğiniz zaman, hele bizim coğrafya gibi, özellikle Güneydoğu Anadolu coğrafyasını aldığınız zaman, buradaki kırsal alandaki mücadelenin elbette bu görev silahlı kuvvetlere ait bir görevdir. Meskun mahallelerdeki terörle mücadele de elbette polisimize ait. Yani ikisi beraber zaten güvenlik güçlerimizi oluşturuyor. Ancak efendim bazı kırsal alan vardır da yumuşak arazidir. Efendim Diyarbakır'ın kuzeyi, Mardin, efendim Batman gibi. Yumuşak arazilerde bazı arazilerde polis askerle beraber operasyona gidebilir. Biz bunu daha önce de yaptık. Yani yeni bir şey bu olmaz diye bir şey yok. Ancak kırsal alan asli olarak askerindir.
meskun yerler polisindir. Bazı alanlarda, müsait olan alanlarda elbette polisimiz, askerimizle beraber daha önce olduğu gibi operasyonda iştirak edebilir, yapabilir. Peki efendim, kırsal alan niye askerindir? Çünkü kırsal alandaki coğrafya bir göz önüne gitti. Kırsal alandaki terörle mücadelede alan kontrolü diye bir kavram var. Yani alanın belirli noktalarını kontrol etmeniz lazım. Bugün Afganistan'da da bu şey geçerli. Belirli noktaların kontrol altına. Şimdi belirli noktada kontrol edebilmeniz için zor bir olaydır. Bunun için sizin emir komuta sisteminiz, muhabere sisteminiz, lojistik sisteminiz buna uygun olması lazım. Bunu ancak alan kontrolünü, zor arazideki alan kontrolünü silahlı kuvvetler başarabilir. Silahlı kuvvetlerin yapısı ona uygun, eğitimi ona uygun. Ayrıca kırsal alanda gerektiği zaman terörle mücadelede ağır silahları kullanıyorsunuz. Hı hı. Gerektiği zaman silahlı helikopterleri kullanıyorsunuz. Onun için askerin yurt dışındaki hedeflere yönelik ağırlıklı olarak uçakları kullanıyorsunuz. Bunun silahlı kuvvetlerin içinde var. Yapmak zorunda. Dolayısıyla bu olaya da ben şey olarak bakılmasın, yani siyah beyaz bir karşılıklı suçlama vesaire değil. Elbette bu mücadeleyi beraber götürecek güvenlik güçleri. Beraber götürecek. Başka böyle bakmamız ben lazım. Ben bu olarak. Tam artık bunu bir PKK'ya notla koymadan önce bedelli askerliğe neden karşı çıkıyor Genelkurmay? Bunu defalarca açıklandı. Yani bedelli askerliğe karşı çıkışın temel noktası, tabii çok nedenler var ama ana nedeni Türkiye bir terörle mücadelenin içinde. Terörle mücadelenin içinde maalesef şehitler de veriyoruz. Terörle mücadelenin yoğun olarak devam ettiği bir süreçte sizin bedelli askerliği gündeme getirmeniz yani hem toplum tarafından ben pek tepki getirebileceğini, toplumun bunun büyük kısmı bunu kabul edemeyeceğini, ayrıca belki terörle mücadeleye de zarar verebileceğini düşünüyorum. Düşünüyorsunuz. Sivil asker ilişkilerine biraz geçmek istiyorum. Şimdi geçen yıl ve bu yıl askeri şuralarda hükümet iktidar ağırlığını koydu ve karargahın birçok isteklerine karşı çıktı. Rütbe terfilere karıştı. Hatta bu yıl başbakan o ağırlığını tek başına kurul başkanı olarak çekilmiş olan resminde de çok net gösterdi. Şimdi artık karargah asker Türk siyaseti üstünde eski etkinliğini kaybediyor mu? Normale mi dönülüyor? Olması gereken mi yapılıyor? Sivil asker ilişkilerinde ne oluyor? Denge nasıl kuruluyor? Şimdi Sayın Mirant, sivil asker ilişkileri dediğiniz zaman, sivil asker ilişkilerine baktığımız zaman daha doğrusu, bunun ülkelerden ülkelere farklılık arz edebildiğini, farklılık gösterdiğini görüyoruz. Sivil asker ilişkilerini ne tayin ediyor? Sivil asker ilişkilerini anayasalar tayin ediyor, yasalar tayin ediyor. Dolayısıyla Türkiye'de sivil asker ilişkileri anayasanın ve yasaların tayin ettiği çerçeve etrafında yürütülüyor. Zaten dün de böyleydi, bugün de böyle, yarın da böyle. Yani olaya tamamen bu konuya ilişkin anayasal ve yasal çerçeve içerisinde bakılması lazım. Özellikle yasalarda yetki ve sorumluluklar açık. Yani olan olaylar, görülen olayların büyük bölümü elbette yetki ve sorumluluklar çerçevesinde götürülüyor. Burada ben farklı bir durum olduğu kanaatinde değilim. Tabii ki sivil asker ilişkilerinin sağlıklı olarak yürütülmesinde diğer önemli husus ise bir karşılıklı güven ve karşılıklı saygı. Bu da önemli. Karşılıklı güven ve saygı
yetki ve sorumluluklara elbette saygıyı kastediyorum ve karşılıklı güvenin muhafaza edilmesi önem arz ediyor. Bu da önemli. Şimdi özellikle belki hep dışarıdan örnek vermek durumunda kalıyorum. 2003 Irak, Amerika'nın Irak Savaşı'na baktığımız zaman Irak'taki Amerikan Silahlı Kuvvetleri'nin arzu edilen Bağdat'ın ele geçirilmesinden sonraki süreçte elde edilen, istenilen başarıyı elde edememesinin temel nedeninden bir tanesi ilgili rapor okursanız asker ve sivil arasındaki güvensizliktir. Kurum yani güven fevkalade önemli. Karşılıklı güven çok önemli. Güveni nasıl sağlayacaksınız? Karşılıklı diyalog. Ben Genelkurmay Başkanı olduğum dönemde biliyorsunuz 2008 işte Eylül'ünde Sayın Başbakan'la haftalık görüşmeleri ben arzu ettim ve Sayın Başbakan da kabul etti, uygun gördü. Hı hı. Çünkü diyaloğun ben önemli olduğunu düşünüyorum. Karşılıklı konuşarak, diyalog sürerek hem karşılıklı birbirinizi anlamanız, kurumların birbirini anlaması ve ortada da bazı sorunlar varsa bu sorunlara çözüm bulunması açısından ben önem arz ettiğini, ifade ettiğini söyleyebilirim. Benim dönemimde bizim Sayın Başbakan'la olan ilişkilerimiz gayet sağlıklıydı. Ve diyaloğa açık bir süreç götürdük. Tabii sorunlar olmadı mı bu dönemde? Elbette sorunlar oldu. Ama hep bu sorunları görüşerek, karşılıklı diyalogla, karşılıklı güven ortamı yaratarak çözmeye çalıştık diye ifade edebilirim. Şimdi bunun dışında ya bugünkü durum, bugünkü durumda nasıl görüyorsunuz? Ben yasalar ve anayasadaki çizilen çerçeveyi de görüyorum. Dün de asker etkinliği azalıyor mu siyaset yok, üzerindeki? Ben onu da pek anlamıyorum. Ne demek yani? Zaten askerin etkinliği dediğiniz zaman sizin efendim yetkinliği ve sorumluluğunuz anayasa ve yasalarda çizilmiş. Zaten onun dışında farklı davranmanız söz konusu değil. Bir görüşünüz, düşünceniz var ise kendi görev alanlarınızda yetki ve sorumluluklarınız çerçevesinde diyalogla arz edersiniz, görüşürsünüz. Eskiden, Milli Güvenlik Kurulu var. Orada gerekirse Silahlı Kuvvetlerin görüşlerini anlatırsınız. Eskiden çok şey olurdu ama. Yani eleştiriler olurdu. Askerlik dışı konularda da komutanlar görüşlerini açıklarlardı. Vallahi ben şunu ifade ederim her zaman. Silahlı kuvvetlerin kendisine verilen görevler yasalarda bellidir. Yetki ve sorumluluklarınız bellidir. Görev alanınıza düşen konularda elbette görüş ve önerileriniz var ise bunu Sayın Başbakan'a arz edersiniz. Sayın Cumhurbaşkanı'na görüşme olanağınız var. Orada arz edersiniz. Milli Güvenlik Kurulu toplantıları vardır ki faydalıdır, yararlıdır. Orada silahlı kuvvetlerin görüş ve düşüncelerini ifade edersiniz. Burada sivil asker ilişkileri dediğiniz zaman iki önemli nokta var. Sağlıklı sivil asker ilişkilerini sağlayabilmek için, tabii çeşitli değişik görüşler olmasına rağmen, ben askerin profesyonelleşmesine, daha açık bir tabirle, mesleki yeteneğinin mümkün olan en üst seviyeye çıkartılmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bilmem ifade edebildim. Buna belki İngilizce profesyonelleşme diyoruz ama profesyonelleşme de hep maddi şey anlam. Ben profesyonelleşmeden kastettiğim mesleki yetenek, nitelik. Bunu en üst seviyeye çıkartacaksınız. Bu çok önemli. Bunun için çok kimse der ki bu açıdan askere kendi yapılanması içinde ve verilen görevleri icra etme açısından belirli serbestiyet tanıyın. Ben buna katılıyorum. Yani siz asker, silahlı kuvvetlerin askerin gerek yapılanması, gerek görevleri verilen, kendisine verilen görevleri icra etmede belirli bir serbestiyet tanımak bence çok önemli. Tabii bu kapsamda
Özellikle bugün silahlı kuvvetlerdeki terfi sistemi çok güzel bir sistemdir. Bazı ama, eksikleri vardır. Ama sivil otorite terfilere artık karışmak istiyor. Bakın yasalarımızda her şey çizili belli. Bunu yasalar karışamaz mı? Yani hakkı hayır, yok mu sizce? Hayır öyle bir şey demedim. Yasalar zaten bakın neticede yasalarımız tayin ediyor. Bir astsubayın tayinini bile Milli Savunma Bakanı yapar yani kanun üyesi olarak. Burada karşılıklı güven, karşılıklı diyalog önemli. Bilmem bir sakıncası var mı? İfade etmek istediğim şey o. Yapmasını. Ayrıca silahlı kuvvetlerde yükselme yani terfilerin ana bazı yani ana kriteri meslekteki temayüz veya başarı olmalı. Yani bu çizginin dışına çıkılması tabii yani ki doğru olmaz. Yani komutanın verdiği not bir noktada önemli olmalı. Yani mesleki meslekte sağladığı başarı, temayüz çok önemli. Bunun tabii dışına çıkılmaması lazım. Dolayısıyla bizim terfiler konusunda zaten yüksek askeri şuramız var. Özellikle genel ve amiralliğe terfi. Bazıları bazı şeyler söylenebilir ama yine de dünyadaki en objektif, en doğru sistemlerden birisi olduğuna ben inanıyorum. Dolayısıyla silahlı kuvvetler için önemli olan... Komutana bırakılması gerekiyor bir yerde. Komutanın vereceği nota... Gayet tabii ki yani personeli en iyi tanıyacak, en iyi değerlendirecek kendi personeldir. Yani siyasi ancak, otorite oraya ancak, girmesin diyorsunuz. Yani. Ancak elbette bir personelle ilgili bir herhangi bir başka bir değişik bir bilgi varsa bu paylaşılır. Ve bu paylaşılan bilgiye göre elbette bir ortak karar ulaşılabilir. Yani bu önemli. Ama şu olsun, önemli. Bu olsun, şu önemli. Rütbeye gitsin olmamalı diyorsunuz. Siyasi otorite oraya kadar girmemeli diyorsunuz. Ben şunu diyorum, bizim yasalarımız neyin nasıl olacağını açık çizmiş. Genelkurmay Başkanı der ki, Bakanlar Kurulu'nun teklifiyle Cumhurbaşkanı onayıyla atanır. Bu işte. Onaylamadım da olmuyor. Gayet tabii. Kuvvet Komutanı'nın ataması belli. Diğer genel atama, yasalarımız da belli zaten. Yani yasalarımız neyi öneriyorsa, neyi öngörüyorsa elbette yeter ki bunlara uygulansın. Saygı göstereceğiz. Yani bunlara uyacağız. Bu yeni bir şey değil ki. Şimdi bakın bir eski dönemlere gidin. Bir Genelkurmay Başkanı görevinden alınmıştır. Hatırlıyor musunuz? Şeyi diyorsunuz. Evet, dönem almıştır. Evet. Bir kuvvet komutanı zannedersem yine görevden alınmıştır. Demirel döneminde alınmıştır. Evet. Ondan sonra 1980 öncesi yaşanan durumları hatırlıyorsunuz. Başbakanla Cumhurbaşkanı aynı noktada olmayı, kara kuvvetleri komuta ataması gerçekleşmedi. Sonradan 87 yaşananları hatırlıyorsunuz. Dolayısıyla bizim yasalarımız çizmiş zaten. Yani, yasalardaki yetki ve sorumluluklara karşı kimsenin bir şey söyleme şeysi yok. Söz o, yani yok. Orada bir yerde şu geliyor. Siyasi otorite kendi yetkilerini kullandığı sürece istediğini yapabiliyor. Kullanmadığı zaman kullanmıyor. Elbette ama diyalog da önemli burada. Benim andıç, internet andıcıyla ilgili tabii aslında çok sorun var ama şimdi dava devam ediyor. Onun için o konulara pek şey yapmak istemiyorum ama en önemlisi bazı sanık avukatları sizin dinlenmeniz için başvuruda bulundular. Sizin ifade vermenizi istiyorlar. Mahkeme davet ederse gidecek misiniz? Evet. Evet. Gideceğim. İnternet andıcı ile ilgili dava biliyorsunuz sizin de ifade ettiğiniz gibi mahkeme sürecinde. Önümüzdeki ay içinde de herhalde dava devam edecek. Ve avukatlardan bazıları benim tanık olarak ifademe başvurulmasını mahkemeden talep ettiler. Böyle bir talep mahkemeden gelirse tabii ki elbette gideceğim. Ancak bugün bu açıdan internet andıcı davası ile ilgili sorabileceğiniz, belki sormanız muhtemel olan çok var. Bazı sorularınız olabilir ama bu çerçevede, bu noktada benim o konulara girmem pek uygun olmaz. Şey konusunda
Şimdi bütün bakıyorum, bu balyoz konusunda da tabii şeyim var, sorularım var ama hep davalardan dolayı şey yapılmıyor. Fakat şöyle bir bakıyorum, Ergenekon var, balyoz var, internet andıcı var. Bu davaların asker demeyelim de komuta kademesinde üstündeki etkisi nasıl oluyor? Şimdi tabii sizin de ifade ettiğiniz gibi silahlı kuvvetler personelini ilgilendiren bir yığın dava konusu var ve bu dava konusunun büyük bir bölümü de şu anda mahkeme sürecinde devam ediyor. Şimdi burada iki nokta öne çıkıyor kanaatimce. Birincisi, ki bu görüşü Türkiye'nin büyük bölümü paylaşıyor. Nedir bu görüş? Türkiye'de tutukluluk halinin bir noktada ceza haline dönüştüğü şeklinde bir kanaat var. Ki ben de buna katılıyorum. Yanılmıyorsam bugün itibariyle 56'ya yakın, 56 general ve amiral muazzaf asker cezaevinde tutuklu durumda. Tabi bunların yanında subaylarımız var, muazzaf subaylarımız var. Silivri'de emekli komutanlarımız var, generallerimiz, amirallerimiz var, emekli subaylarımız var. Gelinen bu nokta, tabi bu bir üzüntü kaynağı. Yani gelinen bu noktadan bir üzüntü duymamamız komutanlar için de aynı şey geçerli. Emekli olan bizler için de aynı şey geçerli. Çünkü bu arkadaşlarımızın hemen hemen hepsiyle beraber görev yaptık. Beraber bulunduk. Ailece tanışıyoruz. Onların durumu, ailelerinin durumu elbette bizler açısından da büyük bir üzüntü kaynağı oluşturuyor. Yani bunu ifade etmek durumundayım. İkinci nokta özel yetkili mahkemeler konusu. Özel yetkili mahkemelere de, ki bunu da Türkiye'nin büyük bölümü bu görüşü de paylaşıyor. Bu özel yetkili mahkemeler konusunun bazı sorunlar taşıdığını çok kimse düşünüyor. Ben de katılıyorum bu düşünceye. Özellikle gizli tanıklar, efendim, ihbar mektuplarına dayalı faaliyetler, özel yetkili mahkemeler konusunun da ele alınmasını, Türkiye'de ele alınmasının uygun olacağını gösteriyor. Bu düşünce çok kimse tarafından paylaşılıyor. Buna da ben de katılıyorum. Aslında bu davaların içi boş mu Sayın Başkan? Onlara şimdi girmemiz herhalde. Mahkemede şu, diyerek şey mahkeme yapıyorsun. Mahkeme süreci devam ediyor. Bu konularla ilgili bazı görüşlerimizi daha evvel ifade ettim. Ben tekrar demin sormayı unuttum. Onun için tekrar onu sormak istiyorum ama. PKK ile devletin görüşmeleri. Hoş, siz de kitabınızda mesela görüşülmemeli. Demokrasilerde bir terör örgütüyle devlet görüşmez ama bazı zamanlarda da yararlı olabilir diyorsunuz. Devlet görüşmeli mi? Şimdi bir kere terör örgütleriyle görüşüp görüşmemek konusu siyasi makamların her ülkedeki bu konuda siyasi otoritenin vereceği karara bağlı. Siyasi otorite terör örgütü ile temas sağlamayı uygun görürse bu konuda bir karar alabilir ve bunu uygulayabilir. Bunu çünkü dünyadaki diğer örneklerden yola çıkarak ben ifade ediyorum. Ama riskli bir konu. Kitapta da bahsettiğimiz gibi, ama bu tamamen siyasi otoritenin vereceği karara bağlı. Burada önemli olan diğer yine, yani riskini alır siyasi otorite. Olabilir. Fayda mahsur risk konusudur. Ama diğer örneklere de baktığımız zaman genelde şunu görüyoruz. Devlet
direkt olarak zaten görüşmüyor. Hı hı. Ya kurumlar üzerinden götürüyor veya üçüncü bir taraf üzerinden götürüyor. Bu siyasi otoritenin yapacağı analiz sonucunda ulaşacağı karara bağlıdır. Burada onun için kesin olarak yine siyah beyaz dememiz doğru değil. Bir hesaplı risk söz konusudur. Yani burada önemli olan husus şu. Yine şeylerden, örneklerden giderek söylüyorum, ifade etmeye çalışıyorum. Görüşmelerin gizliliği çok önemli. Yani görüşmeler bir noktada gizli yürütülmek durumunda. Eğer görüşmelerin gizliliği ihlal edilirse biraz görüşme sürecine zarar verme ihtimali fazla. Ha, görüşmelerle terörü tamamen sonlandırılmış mı örneklere baktığınız zaman o da pek görmüyorsunuz fazla. Ama ne görüyorsunuz? Eylemlerde bir ciddi bir azalma süreci görüyorsunuz. O halde bir... Yani görüşülebilir bir yerde. Riskini alıp görüşebilirsiniz. Siyasi otoritenin vereceği karara bağlıdır. Ama bir, gizlilik çok önemli. Görüşmelerin gizliliği önemli. İki, görüşmenin amacının doğru tespit edilmesi çok önemli. Ne görüşeceksiniz? Amacınız ne? Hı hı. Bana sorarsanız, görüşme yani amacı şu olur. Terör örgütünün koşulsuz olarak silah bırakması. Bakın altını çiziyorum. Hı hı. Terör örgütünün koşulsuz olarak silah bırakması. Bu kolay bir şey değil. Kolay bir şey değil. Ancak yine daha önceki veya en tipik görüşme Kuzey İrlanda'da görüyoruz. Hı hı. Kuzey İrlanda'da görüyoruz. Kuzey İrlanda'da tabii İran. Hep İran üzerine çok kimse yoğunlaşıyor ama esasında Kuzey İrlanda İran'dan daha güçlü bir Katolik tabii. Terör örgütü var. Pira. O daha güçlüdür aslında. Her neyse. Şimdi bu örgütlerin görüşme noktasına gelmesi önemli. Zaten bu kitaba baktıysanız terör örgütlerinden görüşmeye noktasına gelenler 455 terör örgütü var hemen hemen. %18 civarında. %82 görüşme safhasına gelmiyor. Bizim devletin yaptığı görüşme safhasına gelmesini için nedir önemli olan? İki nokta önemli. Bir bence bir terör örgütünün silah bırakması üzerine kendi üzerine oluşacağı uluslararası baskı çok önemli. Hı hı. Orada. Uluslararası baskının oluşması lazım. İki terör örgütüne yönelik finans, ekonomik destek, politik desteğin kesilmesi lazım. Peki bizim devlet MİT görüşüyor. Daha önce aslında asker de görüşüyordu. Yani asker de görüşmüyor değildi. Bu herhangi bir zaaf, bir şey ortaya çıkaracak bir unsur değil herhalde, değil mi? Çünkü en sonunda o da bir barışa doğru götürmeye çalışıyor. Ben ana prensipler üzerinde durmayı yeğlerim. Dediğim gibi burada üç şey önemli. Bir, siyasi otoritenin kararıdır. Gizli yürütülmelidir. Görüşmenin amacını iyi çizmeniz lazım. Görüşmeyi taviz ortamına sokarsanız belki faydadan çok zarar elde etmeniz mümkün. Sayın Başbuğ, gizli diyorsunuz. Ne gizlisi kaldı ki? Hani siz bile dinlendiniz. Şey dinleniyor. Baksanıza Genelkurmay'da Koşaner Paşa'nın yaptığı konuşma internette dolaşıyor. Hani gizli diye bir şey kalmadı artık. Delik deşik oldu. Herkes, her şeyler bir yerlerde bir şeyler konuşuluyor. Yani gizlilik yok artık. Ve kim yapıyor, nasıl yapıyor da? Onu tabii ben bile bir şey söylemekte yorum yapmam uygun değil. İlgili makamlar o konuyu değerlendirip, onlar onu yorumlu yapmalı. Size teşekkür ediyorum ama önce bir kısa reklam aramız var. Reklam arasından sonra vedalaşacağız. Bu arada sitemize girebilirsiniz. Adresi de çıkıyor. Sitemizde bu söyleşiyi istediğiniz zaman, istediğiniz gibi tekrar izleyebilirsiniz. Unutmayın. Ama yine de ayrılmayın. Sevgili seyirciler, bu akşamlık bu kadar. Biliyorum çok geç kaldınız. Ama Sayın Başbuğ'dan son derece aydınlatıcı bilgiler aldık. Şimdi PKK terörünün pek kolay da bitecek gibi görünmediği
ortada. Yıllardan beri sürüyor ama mücadele etmekten de başka bir çıkış yolumuz yok. Evet. Bu mücadele edilecek, bu şekilde yürüyeceğiz. Bunun başka yolu yok. Çok çok teşekkürler gösterdiğiniz güvene ve lütfedip buralara kadar bizle olmak için geldiğinizden dolayı. Önümüzdeki hafta tekrar birlikte olacağız. Tekrar önemli bir konuğum olacak ve önemli konuları tartışacağız. İyi geceler efendim.